Şunu merak ediyorum. Şimdi konu komşunuz vardır. Burada var, yaşayan. Var. Burada yaşayan. Hiç diyorlar mı? Ya biz de önümüzdeki ay bir 5 aylığına Almanya'ya geleceğiz diyebilen var mı? Var. Var. Söylüyorlar. 5 aylık. Evet. Maşallah. Ya bence burada... Bak oğlum şu an. Bak sana ben bir şey diyeyim yani. Onların adam yani normal var. Çalışıyor. İşçi olarak çalışıyor. Şimdi de. Bir de burada. Ne iş yaptığını bilmiyorum gerçi. Ama adamın arabası var. Burada adamın yani. Ondan sonra yediği yani biz yani biz yani şey yapmıyor ama yani yediği yerinde. Yediği içtiği yerinde. Şimdi yani bu adam kirasını da ödüyor. Bir zahmet. Yani bu adam yani bu kirayı ödüyor, şey diyor. Peki bu parayı nereden kazanıyor da yani bir de diyor ki yani burada diyor geçim yok diyor. Geçim yoksa sen niye arabaya alıyorsun? Evet. Yani bindiği araba da ne biliyor musun? O Kia'nın şeysi, Jeep'i, yeni modellerde. Sizin millette biraz nankörlük mü var abi? Var abi var. Var. Bir aile tanıdım burada. 5 tane çocuğu var. Bayan kendisi anlattı yani. 10 tane merdiven temizlemeye gidiyormuş. Bir merdivene yani bir günlüğüne 160 TL alıyormuş. 10 merdivene gidiyorum diyor. Eşim de çalışıyor diyor. Artı 4 tane çocuğunu da devlet üstlenmiş okutmak için. Defter, kitap, okul hepsi devlete aitmiş yani. Avrupa'da öyle bir şey yok değil mi? Avrupa'da var. Çocuk parası veriyorlar. Defterini, kitabını devlet vermiyor mu? Hayır var. Devlet var da ama ne derler kepçeyle veriyorlar şey kaşıkla veriyorlar. Kepçeyle alıyorlar yani. Ben dolduruyorum. Mesela bizim komşu var. 4 tane çocuğu var. Çocuk başına 200 euro veriyorlar geçinmesi için. Ayda aya 200 euro az. Az yani 200 euro. 200 euro az para mı? Dur bak 450 euro yardım veriyorlar. 450 euro. Çocuk başı mı ne bu? Yok şey normal yardım. 4 çocuğu var. 800 euro da çocuk parası 1250 euro. Bunun işte ev asgari ücreti buldu zaten. Zaten o asgari ücret 1250 aldığı o. Bunun içinde kirasını da kendi ödüyor. Yeme içmeyi de kendi ödüyor. Bir de düşün durmadan kağıt geliyor sana. Ya ödeyemedi diyelim. Yani geri burnundan getirmek için, o parayı senden çıkartmak için anladın mı? Bir sürü kağıt ya kağıt gönderiyor. Haciz mi gönderiyor? Ne o? Yok haciz değil. İş bul mu diyor. İş buluyorlar yani iş bulacaksın diyorlar. Ondan sonra işçileri şey diyorlar. Gösteriyorlar. Bu mesela ha, o kadın olduğu için idare ediyorlar ama o kağıdı gene şey yapıyor. O kağıt dolana kadar o maaşı da kesiyorlar. Yeri midir? Almanya battı batıyor. Almanya battı ya. Battı. Almanya battı. Yani bu şimdi burada dolar şu bu yüksek görüküyor diye ona bakmazsınız. Ekonomi olarak orası daha beter ya. Kötü bitti. Yani Avrupa genel olarak yani. En azından burada ben öyle görüyorum yani. Bilmiyorum yanlış mı görüyorum. Diyelim mesela birinin parası yoksa parası olan hiç onu düşünmeden veriyor yani. Burada yardım var yani. Yardım var yani. Almanya'da o da yok. Sosyal yardım? Sosyal yardım var da az işte. Az. Az, çok az. Askeri. İnsanlar sokağa düşüyor değil mi orada? Evet. Kirasını ödeyemeyen sokağa düşüyor. Ya burada ne bak burada sokakta kalan var ya. Aynı şey burada ne varsa aynı şey daha fazlasıyla orada da var. Yani yele oraya Avrupa şu bu değil bir şey yoktur yani. Avrupa'ya dünyanın geneli bu. Orada da yani sokakta yatan zaten var. Şey diyordu Cumhurbaşkanı Avrupa'da elektrik su kesilmiş diyor aylardır. Ya diyor. İşte diyorum ya bak burada mesela buranın yağmurundan Türkiye'nin yağmurundan bir tane Almanya bir sefer yağdı. Yani Almanya yağmur yağıyor. Ama yani 24 saatte yağıyor. Merkel istifa edecekmiş neredeyse. Türkiye'nin yağmuru yoktur yani tamam mı? Türkiye'nin yağmurundan bir tane yağdı. O da kaç tane ev yıkıldı, kaç kişi öldü, altyapı diye bir şey yok gitti. Şimdi yani lafa gelirse de ne diyorlar? Avrupa bizden üstün diyorlar yani. Avrupa senden üstün olarak ne olmuş? Avrupa ya tabii yani şimdi bizim şu anki halimizi Avrupa derdiyle ölüyor. Mesela bizim bu şey kulesi, Çamlıca Kulesi. Çamlıca Kulesi. Fransa'nın Eyfer'ini öldürdü diye Fransa derdiyle ölüyor tamam mı? Ondan sonra gerçek mi bak gerçek bu yani ya. Ondan sonra havalanı bizim yeni havalanı Avrupa'nın en büyük havalanı Frankfurt'tu Almanya Frankfurt'tu.
Şimdi burası olunca bu sefer de Almanya derdine oluyor. Anladın mı? Kafayı yiyorlar. Yani işte adamlar yani bu şey yani bu çıktı mı Çamlıca Kulesi'ne? Daha çıkamadım vallahi ama çıkacağım yani. Fiyatından haberin var mı? Olsun gideceğim. Sürpriz olsun sana. Olsun yardım olsun. Şey ya devletin yardıma ihtiyacım var. Sen olsun de. Canım desteğimiz olsun. Ha, onu diyorum. Biz yani özelin zaten. Yani devletin değil özel işletme. Özel ise vermem. Aa, nasıl vermem? Özel'e niye vereyim? Fransa kıskanıyor bir git bir bak. Ha tamam o zaman olur. Git bir de milli simgemiz artık o bizim. Şimdi bak şimdi. Şey diyorlar abi Mercedes falan yavaş yavaş bunlar diyor Mercedes, Opel, BMW bunlar diyor Türklerin eline geçti diyorlar. Öyle bir şey var mı? Şimdi bunlar artık Türkler mi sahibi? Türkler sahipleri. Şimdi bak şimdi eskiden buradan işçi olarak gelirmiş. İşte 61 diyor gösteriliyor. Hepsinin sahibi Türk. He. O zaman işçiydi. Şimdi bizim Türkler olmuş orada patron. Anladın mı? Yengem bir Mercedes'in BMW'nin sahibi Türk. Şimdi Mercedes'in fabrikası şeyde. Kamyon içerisi. Evet. Aksaray'da, Nida Aksaray'da. Ortağı Türk oldu. Almanya'dakilerin de öyleymiş. Ya işte, öyle yani. Şimdi Almanya'da mesela o Ege Türk, Efe Paşa diye bir sucuk fabrikası var. Ya ben sana ne diyeyim ya yani bu gördüğün alan var ya bu bayrağa kadar bizim bu bayrağa kadar yani o kadar uzun büyüklüğü var. Çamlıca Tepesi abi var emin önündeyiz. Yani gördün mü böyle büyük gene görünüyor. Almanya'da mı bu? Almanya'da. Niye Türkiye'de açmamış fabrikayı? Ya adamlar yani orada yaşamışlar oraya açmışlar ama orada çalıştırdığı da Türk işte. Yani en basında ne diyor? Bak burada Eminönü'ndeyiz Çamlıca Tepesi'ne kadar fabrika diyorsun. Nereden baksan 15 yani, kilometre var. O kadar da diyor. Yani bu lafın gelişi anladın hani bir şey olmuş ya böyle. Şey demiş yani ya. Böyle görünüş olarak diyorum yani böyle büyük yani bayağı büyük. Evet. Yani ben öyle fabrika yani Mercedes'inkini bile bizim görmedim. Millette yani. Biraz nankörlük mü var sence? Ya bizim millet yani her şey hep bana diyor anladın mı? Yani yok benim devamlı diyor gelsin diyor. Süleyman Soylu şeydi. Avrupa'da ahlak diye bir şey yok dedi. Hırsızlık yok, aldı başını gitti var, diyor. Var her şey var. Her pislik var. Siyasilerde yolsuzluk falan. Ya var her şey var. Bak Avrupa'da sadece onların şeysi. Şimdi diyelim bu Avrupa'da hani o parlamentoya giren şeyler var işte Türk olarak var. Ondan sonra şu zibidi kılıklılar var. Anladın? Affedersiniz. Onlar var. Şimdi bunlar parlamentoya girdi ama oradaki o Almanlar yani o bir iş yapar onlar onu söylemiyorlar ki. Ama şey diyorlar Merkel'in de dedik kestiği çaldığı ya diyorlar. İşte adam bak orada birisi bir şey yaparsa vatan için faydalı olan bir şeyi hepsi zaten şey diyorlar evet. Destekliyorlar. Yani burada yani Kılıçdaroğlu gibi veya hastane yapılıyor. Şey Kılıçdaroğlu diyor ki niye hastane yapıyorsunuz? Maliyeti çok yüksek i̇şte diyor. İşte yani Kılıçdaroğlu ne kadar hiçbir şey yaptırmayacak. Hepsini şeyde yıktıracak yani. Onun şeysini diyor. Hastaneler diyor özel sektör yapıyor diyor. Bunlar diyor özel sayılır diyor. Ya onlar kendi adamlarının ceplerini doldurmaya alışmışlar ya. Anladın mı? Bir de Almanya'da otoyollar ücretliymiş doğru mu? Doğru. Pahalı diyorlar. Tabii canım pahalı. Ya şimdi mesela bir de orada şey var radar var. Böyle film çekiyor bura gibi diye yani. Diyelim İsviçre'de yakalanak parayı senden almadan bırakmıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Yani cebinde para varsa ödeyeceksin gideceksin. Yoksa işin şey. Yandın. Mafusa kadar yolu var. Ya herhalde canım. Adam geliyor abi biz mesela haberimiz yoktur. 15 euro ceza yazmış. 15 euroyu mektup gelmiş. Sakız ama bir adamıyla 15 euro ile 150 milyon euro kazandı bir günde. Doğru. O radardan. Onu da Almanya'nın açıkladı. Bizde de özgürüz. Yapıştır git. Ya burada yani burada trafiğe gidiyorsun şey diyor. Mesela herkesin altında araba var zaten. Ben buradan mesela nereye gidersem gideyim hep şey yol. İki gidiş duble iki yol. Duble yol. Evet. İşte buranın yolu İsviçre'nin otobanı. Bizim vatandaş Almanya'nın diyor ki otobanı. Ya diyor iyi diyor yol vardı diyor üstüne giden araba Alman'ın diyor. Halbuki dediğin gibi araba da bizim zaten. Yok canım bir kendi arabamız çıkıyor. Bitti. O zaman Alman'ın Alman onu alın. Bitti. Doğru değil mi? Aynen yani. Öyle. Şimdi sen bu ne için bu hale gelmişsin? Zamanında seni çıkardan araba devrim yolda kaldı diyerek evet. Bir iftira. Doğru. Ondan sonra bunu diyen kim? İşte bu medya. Yok canım medya değil. Bunu işte bu CHP'liler Koçlar, Sabancı, evet. Para olanlar anladın mı? Ne için? Kendi ceplerini doldurmak için.
devletin değil, kendi ceplerini doldurmak için. Şimdi devrim yolda kaldı mı kalmadı normalde. Benzini bitti yani. Şimdi buna da uğraşıyorlar da ama beceremediler. %100 yerli diyorlar. Takip ediyoruz. %100. İşte Avrupa şimdi buna da çiğ oldu. Şey diyorlar, motoru boştan geliyor diyorlar ama boş da bizim değil mi? Boştan diyor. Motor nasıl boştan geldin? Adama gel hep Made in Türkiye yazıyor. Hepsini zaten iyi oluyor. Yerli olmazsa o zaman şey yapamaz. O zaman Avrupa ayaklanamaz yani. Boştan gelse Almanya sevilmesi lazım o zaman. Almanya şimdi bizim Mercedes ölecek, BMW ölecek, Audi ölecek, Opel ölecek, Volkswagen ölecek diyerek derdiyle ölüyor öyle değil mi? Diyorlar yani. Boştan gelse boş Alman değil mi? O zaman Almanya ses etmez yani. Doğru. Türkiye araba çıkarıyor diyerek. Yani önemli olan şu araba çıksın. Ondan sonra millet piyasa yani şu ikinci el bir kurda arabaya yani düşün dünyanın parasını veriyorsun. Aynen. Yani orada 50 euroya araba alıyorsun ya. Nerede? Almanya'da. Niye? Vallahi 50 euro. Hep kendi arabaları. Bizde var mı öyle bir şey? Bizde yok canım. Niye? Araba kendi malın değil, elin malı. Ne fark eder abi? Bir şey ediyor. Şimdi mesela Almanların ne orada 50 euroya araba olan dediğim araba Mercedes, BMW onlar. Ama euro. Tutup 50 euroya da alıyorsun ama şeysi yok. Niye aklına biz ne aldıydık? 50 euroya alıp da 180 euroya da masraf etmedik mi? Tamam işte 180 euro. 3'e 5'e bakma yenge. Ucuz. Sen yani şey yapma. Peki abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Eşe dosta selam. Aleykümselam. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Teşekkürler.